Merhaba dostlar, tekrar bir videomda beraberiz. Sizlere bu videomda iki Android cihaz arasında ekran paylaşımı nasıl yapılır onu anlatacağım. Videoya başlamadan önce hemen sağ alt köşede abone ol butonuna tıklayıp abone olup bildirim zilini açarsanız destek için sevinirim. Böylelikle yeni çekmiş olduğum videolar ilk başta videolara erişim olanağı siz sağlamış olacaksınız. Sözü daha fazla uzatmadan hemen konuya girelim arkadaşlar. Bunun için her iki cihazın da Android olması lazım. iOS'ta var mı yok mu bilmiyorum. Test etmedim ama Android'de tabii ki destekliyor. Google Play Store'de AnyDesk uygulamasını yüklüyoruz. Her iki cihaza da. Şuna yüklemiştim zaten. Şimdi şu cihaza yüklüyorum. Şimdi buradaki mantık nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle anlatayım. Her iki cihaza aynı uygulamayı kurduğunuz zaman A cihazından B cihazının neler yaptığını, ekranda ne yaptığını, nasıl bir işlem yaptığını görebileceksiniz. Aynı şekilde bu cihaz için de geçerli. Buradan istek gönderirsiniz. Bu cihaz kabul ederse bunu takip edersiniz. Bu cihazdan bu cihaza istek gönderirsiniz. Bu cihazın sahibi kabul ederse siz bütün yapmış olduğu ekran işlemlerini bu cihazdan görebileceksiniz. Hemen size uygulamalar olarak anlatayım. Aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğu için otomatikman gördü. Eğer ki aynı ağ, yani aynı Wi-Fi ağını kullanmıyorsanız şu cihazlar birbirini tanımaz. Örnek verecek olursak benim Wi-Fi'yi kapatalım. O zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Şuradaki adresi yazmanız gerekiyor. Ya da buradaki adresi buraya yazmanız gerekiyor. Şöyle ki 516 590 251. Şimdi şunu yazıp istek gönderdiğinizde buradan yine onay isteyecek takip etmeniz için. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu cihazı artık takip edebiliyoruz. Aynı şekilde tam tersini yapacak olursanız şunu silelim. Benim Poco X3'ün adresini Samsung'a yazarsak sonra Samsung'dan takibini yapabileceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Diyelim ki sağ elimdeki cihaz şu an Poco X3 modeli Xiaomi. Bu da Samsung M21. Şimdi Samsung M21'den Poco X3'ü takip etmek istiyoruz. Ekranda neler yaptığını görmek istiyoruz. Hemen o zaman buradaki Poco yazısı olan yere tıklıyoruz. Bağlantı kuruluyor. Böyle bir risk uyarı bildirimi çıktı. Bunu tabii ki risklerin farkındayım deyip kabul etmeniz gerekiyor. Kayıt başlatasın mı diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan yani şu cihazda yapmış olduğum işlemleri şu cihazda görüyoruz. Bu telefon arızaları ya da farklı bir işlem yaparken karşı taraf zorlanıyorsa, sizden yardım istiyorsa bu uygulamayı kullanıp karşı tarafa yardımcı olabilirsiniz. Aynı şekilde karşı taraf da size yardımcı olabilir. Tabii ki buradan yaptığınız işlemler Poco X3'te Samsung'da çıkıyor aynısı. Örneğin şöyle yapalım. YouTube'a girelim. Şöyle bir şey var. Nasıl diyeyim? Buradan aradığınız zaman buradaki telefonda ekranda gözüküyor. Fakat ses olayı yok. Yani burada ses çıkıyor ama buradan çıkmıyor. Arama yaptığınız zaman Samsung'da aramayı görüyorsunuz fakat ses yok. Şöyle yapalım. 112'yi örneğin arayalım. Bak bu cihazda ses var. Bu cihazda ses yok. Şimdi oturumu sonlandırmak istediğinizde ise şuradaki çarpıya basmanız yeterli. Arkadaşlar bu dediğim gibi cihaz arıza durumlarında ya da problemlerde sorunu çözmek için bu tür yola başvurabilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuzu takip etmek için de hani böyle bir şey kullanabilirsiniz. Burada şöyle bir olay var. Bildirim olarak gözükmekte. Gördüğünüz gibi oturum kuruldu diyor. Bu bildirimden kurtulmanın bir yolu var. Üstüne basılı tuttuğunuzda buradaki zili kapatırsanız bildirim gözükmeyecektir bildirim çubuğunda. Böylelikle karşı taraf anlamaz takip ettiğinizi.
Şimdi evet gördüğünüz gibi şu anda Samsung'da yaptığım işlemleri Poco X3'te görüyorum. Yani buradan internete girmem, YouTube açmam, arama yapmam her şeyi gözüküyor. Fakat sadece ses olayı dahil olmuyor. O konuda bilginiz olsun. Şöyle gördüğünüz gibi gayet akıcı ve seri bir şekilde ilerliyor. Arkadaşlar olay bu kadar basit. Takıldığınız yerde yorumlar kısmında soru sorabilirsiniz. Oradan cevaplayacağımdan emin olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.